gün sistemi hakkında farklı değerlendirmeler söz konusu. Caiz olmamasının sebebi nedir hocam? Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamü ala Resulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Tabi öncelikle bu sistemin nasıl işlediğini bilmemiz gerekir. E, özellikle kadınlara nispet edilen altın günü veya da para günü, daha öncelerinden işte havlu günü tarzında yapılan bir işlem. Tabii daha sonraları bu referans alınarak bir takım emtia alım satımlarında da bir takım kurumların, firmaların, ticari firmaların bu tarzda alışveriş yaptıklarını da bilmekteyiz, görmekteyiz. Evet. Peki nedir bu sistem? Bu sistemde kişiler bir araya geliyor. E, haftalık veya aylık olarak anlaştıkları belli günlerde e, konuştukları rakamı o gün kimin kurası çıkmış ise ve önceden ihtiyaca göre belirlemiş oldukları sıralama doğrultusunda o kişiye bunu borç namiyle veriyorlar. E, daha sonraki haftalarda ise e, ikinci kime çıktıysa ona veriliyor, üçüncü kime çıktıysa ona veriliyor. Bu şekilde döndü tamamlanana kadar bu sistem devam ediyor. Peki bu bu şekilde uygulamak bir yardımlaşma gibi görülerek direktmen caizdir mi dememiz lazım? Yoksa buranın arkasında yatan bir takım fıkhi niteliklerden dolayı farklı mütealağlara tabi tutulabilir mi? Her şeyden önce İslam fıkhında borç müessesesi ayrı ve özel bir durum ifade etmiş, çok kutsal bir niteliğe haiz olmuş. Hatta o derece ki Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte İbn-i Macir rivayet ediyor. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Miraç gecesinde e, cennetin kapısında yazılı olan bir yazıdan haber veriyor. Evet. Ki o yazıda mal olarak e, Allah rızası için verilen e, sadakaya 10 kat sevap olarak geri dönülmesi ama Allah için verilen borca ise 18 kat sevap olarak geri dönülmesinden bahsediliyor. Hatta bu sebepten dolayı fukaha der ki nafile sadaka vermekten daha faziletlidir karz-ı hasen borç vermek. Bu derece önemli bir müessese ki yine Kur'an-ı Kerim'de malumunuz verilen borcu Allah'a borç vermek olarak nitelendiriliyor ki bu da borç vermenin ne derece fazilet olduğu, ne derece üstünlük olduğunun bir nevi göstergesi ki bunun daha birçok etkeni de vardır. Çünkü bir insan nafile sadaka verdiği zaman vermiş olduğu o sadaka karşılıksız olduğundan dolayı gurur ve ser gibi bir takım durumlar söz konusu olabilir. Ama borç vermede karşı tarafı ezmiyorsunuz çünkü neticede borç aldım ödeyeceğim diyor. Ama diğer taraftan onun ihtiyacını görüyorsunuz. Bu bağlamda hakikaten bir yardımlaşma müessesesi ve çok güzel olan İslam'da kutsal bir müessesedir. Ama bu kutsallığından dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da ifade ettiği üzere ki daha sonradan fukaha bunu Kural niteliği olarak kabul etmiştir. Borç veren kimse vermiş olduğu borcu yalın Allah için vermesi. Bundan herhangi bir menfaat gözetmemesi esastır. Yani. Hatta bir menfaat gözetecek olursa evet. veley ki o menfaat kendisine ulaşsın veya ulaşmasın bu borç vermeyi riba olarak, faiz olarak nitelendirmiştir İslam fıkı evet. Kullu kardın cerre nefhan ve riba her borç vermek ki bir menfaat celbediyorsa borç veren kimseye bu faizdir, ribadır. Peki gün sistemini nasıl değerlendirmemiz gerekir? Gün sistemini iki şekilde düşünebiliriz. Birinci düşündüğümüz işte katılımcılar belli aralıklarla borç veriyorlar ama bu katılımcılar belli alırlıklarla haftalık aylık ne zaman toplanacaksa borç verebildiği gibi e, belli bir zaman sonra ben vermiyorum deme hakkına sahip olmalı veya sahip ise keza alacağı kendisine geleceği günden önce istediği zaman talep edebilme hakkına sahip ise ve bu konuda herhangi bir baskı da görmüyor ise bunun caiz olmayacağını söylemek mümkün değil. Bu gerçek anlamda bir yardımlaşmadır. Müslümanlar arasında olması gereken bir taavündür. Allah rızası için borç veriyorsunuz. Gerekirse borç alıyorsunuz. Ama ikinci sistem olarak eğer bu bir vaatleşme, bir akitleşme tarzında olursa yani periyodik olarak her hafta veya her ay borç vereceksin. Vermeme gibi bir durumun söz konusu olmamalı. Ee, belki çıktığın zaman maddi olarak bir yaptırım uygulayamıyorlar, resmi olarak bir uygulama yapılamıyor. Ama levmediliyorsa, mahalle baskısı varsa bizim halk tabiriyle o zaman bu bir nevi akit tarzında, bir anlaşma tarzında olacağı için o zaman bu menfaati celbeden, yani ben bir borç veriyorum ama verdiğim borç aslında Allah rızası için değil. Bir dahaki hafta veya bir dahaki ay herkes bana borç verecek diye ben borç veriyorum. Bu şekilde bir menfaat gözetildiğinden dolayı biraz önce bahsettiğimiz hadis i şerif mucebince bunun caiz olduğunu söylemek mümkün olmaz. Çünkü dediğimiz gibi borç vermedeki aranan o kusallık, o halislik, yani hulusilik sıfır. Allah için olması, hasbi olmasına bir halel söz konusu olmuş oluyor. O yüzden burada yapan kişiler eğer şuurlu bir şekilde yaparlarsa, yani bizim gayemiz e, kimse icbar etmek değil, e, isteyen vermeyebilir, vermeyen kimse levmedilmez, kötülenmez, kınanmaz, hatta alacağını istediği zaman talep edebilir, bunu talep etti diye de bizim nazarımızda bir kötü gözle de bakılmaz, gerçekten bunu yansıtabiliyorlarsa, bu Allah rızası için borç almak borç vermek bu caiz olacak ama günümüzde maalesef olduğu gibi bir akitleşme tarzında oluyorsa ki bunu biz evdeki işte kadınlardan, hanımlardan duyabiliyoruz. Hatta o derece ki işte biri günden çıktığı zaman bir daha onu güne almayacağız, bir daha oraya gidilmeyecek, bir daha onunla görüşülmeyecek şekilde bir takım yaptırımlardan bile bahsedilebiliyor ki bu da biraz önce söylediğimiz menfaati celbeden bir borç verme olacağı için bunun caiz olmadığını söylemekteyiz.